çocuklar. Sevgili çocuklar, bugün burada bizi kırmayıp gelen Şirin öğretmeninizle şiir dolu dakikalar geçireceksiniz. Bildiğiniz gibi şiir, duygu ve düşüncelerinizi ifade etmek için kullanılan ölçülü ve ahenkli bir yazı türüdür. Şiir, insanın ruhunu dinlendirir, arkadaşlık ilişkilerini güçlendirir, bize moral verir. Kendimizi iyi hissetmemizi sağlar. Bunun için Şirin öğretmeninizi ve arkadaşlarınızı can kulağıyla ve çok sessiz dinlemenizi istiyoruz. Öğretmenlerinize, misafirimize ve şiir okuyacak arkadaşlarınıza çok teşekkür ediyoruz. Ekranı başında bizi izleyen Şiirlerle Büyüsün Çocuklar programı izleyicileri. Bu hafta sizlere Lefkoşa'dan, başkentimizin Güzide bir okulundan sesleniyoruz. Öncelikle çok teşekkür ediyorum ekibim, programım ve şahsım adına, şiirler adına bu güzel günde bizi bu güzel çocuklarla buluşturdukları için. Şiirlerle Büyüsün Çocuklar ekibi her davete açık. Bugün de Levent İlkokulu'ndayız. Çok merak ediyorum bu hanımefendiler ve bu beyefendiler neler hazırlamışlar, neler sunacaklar bizlere. Çok merak ediyorum ve çok teşekkür ediyorum sizlere bu güzel davet için, bizleri kabul ettiğiniz için. Hazır mıyız çocuklar? Evet. Peki, ekranı başında bizi izleyenler de görsünler istiyorum. Karşıda çok kalabalık, şiir seven güzel yürekler var. Hep beraber bir şiirlerle büyüsün çocuklar der miyiz? Şiirlerle büyüsün çocuklar! Teşekkür ediyoruz. Evet, çocuklar şiirlere geçmezden önce, şiirini okumadan önce her biriniz adınızı, soyadınızı, kaçıncı sınıf olduğunuzu söylerseniz ekranı başında bizi izleyenler de bu beyefendi konuşuyor, çok güzel bir şiir okudu. Acaba ismi ne diye onları meraktan kurtarırız. Adınızı, soyadınızı, kaçıncı sınıf olduğunuzu söyleyin ve şiirlerinizi dinleyelim. Sonra sizlere sorularım olacak. Senden başlayalım. Evet. Adım Efe, soyadım Demir. Kameraya bakarak. Ben de sizi dinliyorum. Adım Efe, soyadım Demir. Dördüncü sınıfta okuyorum. Şiirini de alalım. Şiirin Zafer Yıldızı 19 Mayıs 1968'de Lefkoşa'da doğdu. 1986'da 20 Temmuz Lisesi'nden ve 1990 yılında Türk Öğretmen Koleji'nden mezun oldu. Yakında o üniversitesinin Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde eğitim denetimi, yönetimi ve planlaması konusunda yüksek lisans yaptı. Polatpaşa İlkokulu'nda yönetici olarak görevini sürdürmektedir. Evli ve iki erkek çocuk annesidir. Çok teşekkür ediyorum. Siz araştırma yapmışsınız benimle ilgili. Peki. Adım Demir, soyadım Ali Usta. Dört adayım. Evet. Şiirin adı Canım Kıbrıs'ım. Akdeniz'de bir gemi olsam, uzak diyarlara açılsam, bil ki senden ayrılamam, sana doğrudur Kıbrıs'ım rotam. Akdeniz'de bir kuş olsam, kanatlarımda dostluğu müjdelerini taşısam, uçsam, uzakları keşfetmeye çıksam, bil ki tüm yollarım sana çıkar Kıbrıs'ım, asla senden ayrı kalamam. Tebrik ediyoruz seni. Ben bile kendi şiirlerimi ezbere okuyamıyorum artık. Gururlandırdın beni, çok teşekkür ediyorum. Evet. Adım Necdet, soyadım Tuğsan, dördüncü sınıfta okurum. Şiirimin adı Ne Güzelmiş Çocuk Olmak. Ne güzelmiş dedim çocuk olmak, hayallerin ağacına tırmanmak. Tırmandım durdum defalarca, yol aldım masal kahramanlarıyla. Ne güzelmiş dedim çocuk olmak, bulutlara dokunmak. Dokundum durdum defalarca, kahkahalarım yükseldi uzaya. Ne güzelmiş dedim çocuk olmak, ay dedeye kucaklamak. Kucakladım durdum her gece, boyadım gökyüzünü kendi rengimde. Ne güzelmiş dedim çocuk olmak, sihirli değneğimle güzellikler yaratmak. Barışın renginde
özgürlüğün sesinde yürek kuşum hiç büyümese. Harika. Ben burada araya girebilir miyim senin şiirinden önce? Olabilir. Olabilir, peki. Çocuk olmak nasıl bir şey? Söyle Nihat. Mikrofona konuş, mikrofonu koy. Evet. Benim düşüncelerim çocuk olmak hakkında. Çok mutlu oluyorum, koşuyorum, oynuyorum. Evet. İşte çocuk olmakta sevdiğim şeyler kitap okumaktır, koşmaktır, oynamaktır. Ne güzel. Ben çocuklukta bunu seviyorum. Güzel. Büyümeyi özlüyor musunuz? Hanginiz büyümek istiyor? Kaç kişi büyümek ister, elini kaldırsın? Sayılır biraz, büyüsem mi diye düşünüyorsunuz. Büyüklerin işi zor mu çocuklar? Evet. Neleri zor? Konuşmak isteyeni kaldırsın, verelim mikrofonu. Uzat bize mikrofonu ya, ben yardımcı olayım. Tamam, sen kalkma. Evet, teşekkür ederim. Evet, İzlem. Hep koşuşturma. Biraz daha yüksek falan. Konuşalım. Ve onların iş hayatı var. Yani onların işi bence çok zor ama çocuk olmak daha kolay. Kolay mı? Benim için daha kolay. Hem okulumuz var, arkadaşlarımız var. Peki sordun mu annene babana çocuk olmak isterler miydi yeniden diye? Ben sordum. Özellikle nerediler? Babaanneme sordum. Babaannene sordum. Ne diyor babaannen bu konuda? Diyor ki keşke ben de çocukluğuma geri dönebilsem. Onlar da çok özledi çocukluklarını. Güzel. Neler yapar mı sordun mu? Evet, şimdi benim dedem öldü. Yalnızdır babaannem. Evet. Bu yüzden hep çocukluğunu ister. Hı hı. İşte. O mutlu günlere tekrar dönmek ister. Evet. Özlüyor. Bir evet. Özlem var. Peki. Tekrar soracağım size. Devam edelim. Nihat buyur. Evet. Benim adım Nihat. Soyadım Karaca. Dördüncü sınıfım. 4B sınıfında okuyorum. Şiirimin adı İzci. Çadır omzunda İzci gider ormana. Parolası iyiliktir. Doğayı insanı sevmektir. Yardım severdir izci, çalışır yurdu için durmadan. Paylaşmayı sever izci, çalışır insanlık için bıkmadan. Çadır omzunda izci gider ormana. Parolası iyiliktir, ülkesine hizmet etmektir. Güzel. Nihat'cığım sen izci misin? Evet. Öyle bir izci tavrı hissettim zaten senin de. Oyunu seviyorsun diyorsun. Peki bir izci parolası verir misin bize ekranı başında izleyenler? Bir yapar mısın? İzci selamı. İzci selamı. Yanlış söyledim ben. Evet. Güzel. Peki. Teşekkür ediyoruz. Evet. Adım Belin. Aha. Soyadım Boyacı. 4C sınıfındayım. 4. sınıfız. Evet. Şiirimin adı Çocuklar Büyüyecek. Tamam, az daha yüksek. Ekrana şeye bakarak karşıya. Çocuklar büyüyecek. Kıbrıs telli duvaklı. Yasemin kokulu olacak yüreklerinde. Çocuklar büyüyecek. Gözlerinde akmak. Kuşlar uçacak 5 parmaklardan. Çocuklar büyüyecek. Kim engelleyebilir? Büyüyen ara adımlarını. Sığmayacaklar Akdeniz'e. Güzel. Evet. Tebrik ediyoruz. Adım Ayşenaz, soy ismim Can. 4E sınıfındayım. Olsam olsam ne olsam, tut ki anne ben bahar olsam. Umutları, heyecanları getirsem rengarenk ülkeme. Tut ki anne ben sevgi olsam, dolsam büyüklerin yüreklerine. O zaman biter savaşlar, biter nefretler, sona erer kavgalar. Tut ki anne ben ağaç olsam, her 23 Nisan'da meyvelerimi kimsesiz çocuklara sunsam. Tut ki anne ben bulut olsam, 4 mevsim barışı taşısam yurduma, hep kalsam orada. Tut ki anne ben mavi bir gökyüzü olsam, dünyaya barış yağdırsam. Ne isteriz bundan başka?
Adım Batu, soyadım Yücel. Dördüncü sınıf okuyorum. Şiirin adı Ödevlerim. Salıncak kurdu babası bahçedeki ağaca. Ağaç gülümsedi, çocuk çok sevindi. O kadar çoktu ki ödevleri. Sallanacak zaman bulamadı çocuk, çok yazık. Aa, Batuhan, çok önemli bir noktaya parmak bastın. Ben çok kafa yoruyorum bu ödevler konusunda. Siz ne düşünüyorsunuz? Önce sana sormak istiyorum. Şiirini de okudun Batu. Ödevler çok mu? Ya. Karşıda öğretmenlerin var. Çekinme yani söylemekten doğruyu diye düşünüyorum. Ya. Az mı? Az bile. Bak Zeki Hoca çoğaldır ödevleri ha. Bari normaldir de. Bak arkadaşların bakıyor, gülümsüyorlar. Az dersen çoğaltacak pazartesine ödevleri. Normal. Normal diyorsun. Peki ödev yapmayı seviyor musun? Evet. Kim yardım eder ödevlerine? Annem, babam. İkisi de. En çok hangisi? Yoksa eşit mi? Matematikte babam, o birilerinde annem. Güzel, iş bölümü yapmışlar aralarında diyorsun. Peki, teşekkür ediyorum Batucuğum. Evet, devam edelim. Adım Arif, soyadım Bilgiroğlu. Dördüncü sınıfta okuyorum. Şiirimin adı... Heyecanlandık mı, unuttuk mu? Bir tur atalım mı? Sonra mı sana gelelim? Tamam. Olur, tamam. Ben de biliyor musun, geçen çekimde de ben çok heyecanlanmıştım. Heyecan güzel bir şeydir, biliyor musun? Kendimi istediğin bir şiir de okuyabilin bize. Başka aklına gelen? Bir düşün bakalım. Ödevler konusunda sen ne düşünüyorsun? Bilmem. Az mı çok mu? Normal. Normal ödevler diyorsun. Peki büyüdüğünde ne olmak istiyorsun? Karar verdin mi? Daha vermedim. Daha henüz karar vermedin. Peki daha küçüksünüz zaten çocuklar. Evet. Buradan devam edelim İzlem. Benim adım İzlem, soyadım Akrep. Abi daha yüksek. 4F sınıfında okuyorum. Şiirimin adı Üç Kuşaktır Yaseminleniriz. Küçücük bir tohum düşer Akdeniz'e. Yol alır yüreklerde, Mahusa şehrinde. Sevgiyle, emekle, sabırla, hoşgörüyle büyütülür. Yaseminlendikçe umutlar, üç kuşak kenetlenir. Sesimiz sesiniz olur, rengimiz ak mı ak. Hayaller gerçek olur. Üç kuşak yaseminlenir, düşünceler hayat bulur. Mektuplar yazılır, yasemin kokusu tadında. Resimler çizilir, ebem kuşağı şiir okumakta. Üç kuşak yaseminlenir, renkler çiçekler ülkem. Cümbüş cümbüşe barışta. Çok güzel, teşekkür ediyoruz. Şiirimin adı Çocuk ve Oyun. Oyun olmadan büyüyemem. Bulut. Bulutlara ulaşmam gerek. Oyunsuz olamam ki ben. Çocuk demek, oyun demek. İp atlar, uçurtma uçururum. Kuşlarla yarışa bayılırım. Beş taş lingiri oynar, topaç çeviririm. Çağırmasa annem, eve gitmeyi unuturum. Bakmayın oyunlara daldığıma. Yaparım zamanında ödevlerimi. Üzer miyim annemi, babamı, öğretmenlerimi? Yaparım zamanında her işimi. Çok güzel, teşekkür ediyoruz. Adım Selin, soyadım Soykara. Dördüncü sınıfta okuyorum. Şiirimin adı Zeytin Ağacının Feryadı. Yalnızlaştım, eksildim. Beton binalara yenildim. Koparıldım toprak anadan. Çok zarar gördüm insanoğlundan. Sürüklendi toprak ana erozyonlarla. Verimsizleşti en sonunda. Yağmur bulutları da terk etti yurdumu. Ürünüm sırf bu yüzden kurudu. Duymadınız feryatlarımı. Çok geç olmadan durdurun. Yıkın planlarınızı. Güzel, teşekkür ediyoruz. Adım İrcem, soyadım Tehdit. 4B sınıfında okuyorum. Şiirimin adı Mutluluk Oyunu. Satılır mı pazarda mutluluk dedikleri? Yenir mi meyveler gibi, içilir mi süt gibi? Tatlı mı çikolatam gibi, sıcak mı annemin koynu gibi? Güvenli bir yer mi, babamın omzu gibi? Bulunur mu her yerde, saklanır mı evimizde? Büyür mü sularsak bizimle, neye benzer mutluluk söylesenize?
Peki sorsam İrcem, mutluluk nedir? Bence mutluluk... Mikrofonu alalım. Bence mutluluk çok güzel bir duygudur. İnsanı böyle ne bileyim bilemediğimiz bir şey yapar. İnsanlıkta ne bileyim çok değişik bir duyguyla karşılaşırız. Çok böyle yukarılara göklere gidebiliriz mesela. Mutluluğu nerelerde bulursunuz çocuklar? Aradınız mı mutluluğu Nihat? Mutluluğu birine yardım ettiğimde bulurum. Çünkü sen izcisin. İzci ne yapar? Her gün bir iyilik yapar ve yardım eder. Harikasın. Evet. Yardım ettiğimizde mutlu oluruz. Evet. Bu alkışlanır. Evet, güzel. Arkadaşına ver bakalım mikrofonu. Yan tarafa bir şey söyleyecek arkadaşın. Evet. Ben sevdiğim yerlere gittiğimde mutlu olurum. Mutlu olduğum şeyleri yaptığımda mutlu olurum. Mutlu olduğun şeyler, istediğin bir yere gitmek, evet, arkadaşlarınla buluşmak. Güzel. Başka kim mutluluğu nerede bulur? Bazen mutluluk saklanır mı? Evet. Saklanır mı çocuklar mutluluk? Hayır. Saklanmaz. Batu hep bizimle midir mutluluk? Ne dersin? Evet. Evet. Batu'ya uzatalım bakalım mikrofonu. Al bakalım Batu. Sizin evde mutluluk nerededir Batu? Her yerinde. Her yerinde. Harika bir cevap. Aferin sana. Çok güzel. Peki. Başka nelerden mutlu olursun? Birine yardım ettiğimde, arkadaşlarımla oyun oynadığımda. Yardım etmek ve oyun oynamak. Aferin size. Keşke büyükler bu oyun oynama işini unutmasalar. Büyükler... Babam benimle oynar. Baban seninle oynar. Onun için evin her yerinde mutluluk futbol var galiba. Futbol. Peki arkadaşım, heyecanlı arkadaşım hatırladın mı? Şiirin hatırladın mı? Geldi mi aklımıza şiirimiz? Başlıyor. Başlıyor. Hangisiydi? Söyle bakalım. Hangi şiirdi? Onu hatırlarsan bak kitap yanımda, sana ipucu vereceğim kitaptan. Tamam mı? Bir düşün. Tamam. Alalım arkaya, arkadaşlarımıza verelim. Evet, uzatın. Sıra Karsu'da galiba. Evet. Benim adım Karsu, soyadım Sarıcan. 4A sınıfında okuyorum. Şiirimin adı Özür Dilerim. Özür dilerim küçücük dalgalardan, fırtınaların oluşmasını önleyemediğim için. Özür dilerim gece tütenlerden, kına çiçeklerinden, yeşili tüketenleri, dağları delenleri engelleyemediğim için. Özür dilerim şiirlerden sevdaları tüketenleri, her şeye rağmen affettiğim için. Özür dilerim öğrencilerim hepinizden. Dünyayı savaşsız resmedip barış dolu şiirler yazamadığım için. Çok güzel şiirler seçmişsiniz. Ben kutluyorum öğretmenlerinizi de. Peki Karsu, ben bir şey merak ettim. İlk defa duyuyorum Karsu. Ne demek? İsminin anlamını biliyor musun? O zaman bugün sana bir ödev veriyorum. Bak çok ödev yok. Biraz önce ödevleri konuştuk. Küçük bir ödev. Sizler de isminizin anlamını bilmiyorsanız öğreniniz. Tamam, biliyorsunuz. Karsu, sen de öğreniyorsun. Güzel bir ismin var. Yakışmış da sana. Peki, nelerden özür dilersiniz? Ne yaptığında? Hiç özür diledin mi Karsu daha önce? Birkaç sefer. Birkaç sefer özür diledin. Aferin sana. Bu da güzel bir şey. Hatamızı anlayınca özür diliyor muyuz? Evet. Evet. Peki, devam edelim Demre ile. Adım Demre, soyadım Nesimoğlu. 4A sınıfında okuyorum. Benim şiirim yok. Peki, neler hissettin burada olmaktan? Çok mutluyum. İlk defa mı televizyona çıkıyorsun Demre? Hayır, ikinci defa. İkinci kez. Daha mı az heyecanınız? Heyecan düzeyimiz aynı mı? Daha çok. Peki, nelerini paylaşmaktan hoşlanırsın sen arkadaşlarınla? Oyuncaklarımla. Çok güzel. Mesela kitaplarımla. Aha. Bilmem, en çok onları paylaşırım. Peki, neler okursun Demre? Şiir mi okumayı daha çok seviyorsun, hikaye okumayı mı daha çok seviyorsun? İkisini de severim. İkisini de seviyorsun. Güzel. Peki ben son bir tur, bana sormak istediğiniz soru var mı? Çok merak ettiğiniz bir şeyler var mı? Veya ben bizi izle, ekranı başında bizi izleyenlere birkaç sürpriz yapmak istiyorum. Haberim var, kuşlar bana bir şeyler söyledi. Ben şimdi sahneye Meral öğretmeninizi çağıracağım. İzci kardeşim bana sorusu var. Mikrofonu öne verelim.
Evet. Daha önce hiç kitap yazdınız mı? Evet, kitap yazdım. Bu size çocuklara yazdığım bu kitap benim 9. kitabım. Çocuk şarkıları da yaptım. Bu benim 9. kitabım. Benim çok önemli bir öğretmenim vardı, Ali Nesim. O şimdi hayatta değil. Demre'nin, öyle tahmin ettim. Demre, büyük baban mı? Öyle midir? Gel ben seni kucağıma alayım. Gel benim yanıma sen. Gel, gel. Tahmin de etmedim değil çünkü Demre ismini biliyorum. Sen çok küçücüktün. Evet. Hiç ağlamana gerek yok. Ağlamak da güzeldir. Bak ben mendilim de hazır. Bunlar güzel duygulardır Demre. O zaman biz ekranı başında bizi izleyenlere şu mesajı verelim. Tekrar da yineleyelim. Şiirlerle Büyüsün Çocuklar kitabı Demre'nin büyük babası Ali Nesim Hoca için adandı. Bakınız öğretmenleriniz size ne kadar çok emek veriyor. Ben bugün Kıbrıs Türk Çocuk Edebiyatı'nda bir şeyler yapıyorsam, siz çocuklar için emek veriyorsam, Ali Nesim Hoca gibi bir öğretmen benim hayatıma dokundu. Şimdi belki bunu anlamayabilirsiniz ama çok zekisiniz. Ben anladığınıza eminim. Görüyorum gözlerinizde pırıl pırıl. Sen de gurur duy. Dik dur bakalım böyle karşıya bak. Aferin. Benziyorsun da büyük babana. Ben seni yıllar var görmedim. Çok küçücüktüm seninle karşılaştığımızda Demre. En erken zamanda arkadaşlarına büyük babanın da kitabını getir. Zeytin Ağacı şiirini ben yazdım. Ali Nesim Hoca'dan ben esinlendim. Onun çok güzel Temros'la, zeytinlikle ilgili kitapları var. Sen de arkadaşlarına bunlarla ilgili bilgi ver. Peki çocuklar bir şey sorayım size. Biraz sonra soracaktım da erken aldım sorumu. Ali Nesim Hoca'yı tanıyan var mı içinizde? Biliyor musunuz? Görmüştün, duymuştun Batu. Bakınız felsefecidir, araştırmacıdır. Peki bunun dışında başka şairleri, yazarları tanıyor muyuz? Tanıyor muyuz? Bugün bir vesile olsun bu. Genelde edebiyat, Kıbrıs Türk Edebiyatı'ndaki isimleri tanımayı öğretmenlerimiz biraz daha büyük edebiyat sınıflarına bırakırlar. Lise çağlarına bırakırlar. Ben size küçük bir ödev daha vereyim. Mesela çok yaşlandı. İlk Kıbrıs'ın ilk kadın şairi kim diye sorsam? Mine Balman, Urkiye, Mine Balman. Siz Lefkoşa'da oturuyorsunuz. Bu küçücük bir ödev olsun. 3-4 tane kişi böyle bir grup olun. Çok güzel de gördüm okulunuza geldiğimde. Proje ödevleri yapıyorsunuz. Bir grup olun, bir proje ödevi olsun. Ki biliyorum ben Batu, senin anneni Urkiye Mine Balman okuttu. Annenden destek alabilin bu konuda. Köşkçü Çiftlik'te çok yaşlandı, çok kalabalık, gitmezseniz daha iyi olur. Gidin, sohbet edin, tanıyın. Sonra Filiz Naldöven var. Sonra Neriman Cahit var. Mehmet Kansu var. Bunları tanıyın. Yarın bunların yerine sizler geçeceksiniz. Eminim Demre sen yarın güzel bir araştırmacı olacaksın. Ben buna inanıyorum. Kutluyorum seni. Böyle Ali Nesim Hoca gibi bir deden var. Güzel de bir seçim oldu. Efendim alalım şey mikrofonu. Arkadaş bir şey söyleyecek. Teşekkür. Sen de yanımda dur Nihat. Gel şöyle sen bize yardımcı olursun. Evet. Şey ben bir kere o dediğiniz Mehmet Bey'i evet. Bir şiirini okuduydum. Öyle mi? Evet. Bilirim. Çok güzel de bir şiirdi. Aklında mıdır? Şu anda. Yok. Şimdi aklımda değil. Eskiden okuduydum ama yazarının ne olduğunu bilirim. Yani unutmadım. Güzel. Unutmadın. Güzel bir şey. Şimdi öğrendiğiniz şeyleri unutmuyorsunuz zaten. Mehmet Kansu da Lefkoşa'da. Onu da ziyaret edebilirsiniz. Birkaç ay önce de yeni bir kitabı çıktı. Evet. Şey, benim de bildiğim bir şair var. Bizim Türkçe kitabımızda Kuşlar adında bir şiiri vardı. Adını hatırlıyorum. Tevfik Fikret. Tevfik Fikret. Evet, güzel. Çok güzel. Bak duyarlısınız, farkındasınız. Bugün Şirin öğretmen de geldi. Sanata biraz daha girdik. Şiirlerin biraz daha farkına vardık. Demre de sınıfınızda. Eminim size o da bu konuda destek verecektir diye düşünüyorum. Ve ben alkışlarla şiir okumak üzere Meral öğretmeninizi buraya almak istiyorum. Evet, buyursunlar. Sevgili
Sizi de böyle alabiliriz isterseniz hocam. Sandalyeyi boşalttık size. Çok teşekkür ederim. Tamam, iki başta. Alkışlar gerçekten çok güzel. Çok teşekkür ederim çocuklara. Aslında hazırladığım şiiri şöyle beraber de okuyabilirdik arzu ederseniz. Tamam. Çünkü sizin şurada çok güzel duygu ve düşünceleriniz var. Aynı duygu ve düşünceler içinde olduğum için bu şiiri seçtim. Hangisi hocam? Sayfa kaçtır çocuğum şu? Sayfa 121'de. Ben sayfa öğretmenim. 121. Evet, hangi şiirdir hocam? Ben öğretmenim. Peki, siz mi başlıyorsunuz? Olabilir. Tamam. Sizin durduğunuz yerde ben sizin yolunuzdan giderim. Bu arada da bugün anıları tekrar ediyoruz. Sevgili çocuklar, biz ekranı başında izleyenler. Uzun uzun yıllar önce diyeyim. Çok uzun da olmasa gerek herhalde ama Meral öğretmeninizin yanına ilk öğretmenlik okulunda öğrenciyken İstaja gitmiştim. Orada tanışıyoruz. Çok küçücük de bir adada yaşıyoruz ama uzun yıllar var karşılaşmadık. Bugün bu karşılaşma burada oldu. Şiirler sayesinde oldu. Bakın şiirin olan yerde mutluluk var, umutlar var, özlemler de bitiyor. Evet, buyurun. Evet, teşekkürler. Ben öğretmenim. Ben öğretmenim. Öğrencilerimin dilinde bahar. Ellerinde 23 Nisan'ım. Atatürk'ten armağan. Ben öğretmenim. Öğrencilerimin gözlerinde barışa umutla bakan, cumhuriyetim fikirlerinde geçmişi araştıran, geleceği ilke ve devrimlerle kuran, tüm insanlığa empatiyle yaklaşan, çocuklarıyla ben diliyle konuşan, ben öğretmenim. Düşünen, üreten, gelecek nesilleri sevgiyle büyüten, yarınları güvenle inşa eden, ben öğretmenim. Yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz. Burada olmaktan neler hissettik? Bir de bunu alalım. Fakat bunu almazdan önce hocam sizden ben birazcık bilgi almak istiyorum. Düşüncelerinizle katkı yapmanızı istiyorum programa. Şiir çocukların ufkunu nasıl açar? Çünkü ben biliyorum siz şiirsel dil kullanan bir öğretmensiniz. Hatırlıyorum da. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz yani sizin yaptığınız kadar olmasa da. Estağfurullah. Şiir seven çocuğun duygu ve düşüncelerini ifade etmesi, şiir okuyan çocuğun tabii ki duygu ve düşüncelerini ifade etmesi daha güzel olur, daha anlaşılır bir şekilde olur. Yazılı anlatımı, sözlü anlatımı güçlü olur. Duygu ve düşünceler yoğun yaşanır diye düşünüyorum. Kendilerini daha güzel ifade ederler. Tabii tabii evet. Ki. Güzel, teşekkür ediyoruz. Hiçbir şey. Peki, biz teşekkür ediyoruz. Kuşlar bir şey daha söyledi bana. Acaba Zeki Bey bizimle şiir paylaşır mı? Acaba Müdür Bey aramızda mı, burada mı? Veya bu şiirlerden sonra bizimle şiir paylaşmak isteyen öğretmenimiz var mı? Peki, toplantılar var zannedersem karşıdan işaretler geldi. Herkes yoğun bugün bir yerlerde. Peki, biz bugün Şiirlerle Büyüsün Çocuklar ekibi olarak burada olmaktan, Levent İlkokulu'nda ağırlanmaktan büyük bir keyif ve mutluluk duyduk. Çok teşekkür ediyoruz. Şiirlerle Büyüsün Çocuklar programına kısacık bir müzikle ara verelim. Güzel bir müzik dinleyelim. Birazcık bir nefes alalım. Ardından şiir yolculuğumuza devam ediyoruz.
Şiirimin adı Canım Kıbrıs'ım. Akdeniz'de bir gemi olsam, uzak diyarlara açılsam, bil ki senden ayrılamam, sana doğrudur Kıbrıs'ım rotam. Akdeniz'de bir kuş olsam, kanatlarımda dostluğun müjdelerini taşısam, uçsam uçsam, uzakları keşfetmeye çıksam, bil ki tüm yollarım sana çıkar Kıbrıs'ım, asla senden ayrı kalamam. Adım Necdet, soyadım Tulsam, 4. sınıfında okuyorum. Şiirin adı Ne Güzelmiş Dedim Çocuk Olmak. Ne güzelmiş dedim çocuk olmak, hayallerin ağacına tırmanmak. Tırmandım durdum defalarca, yol aldım nasıl karnımızdan izle. Ne güzelmiş dedim çocuk olmak, buluklara dokunmak. Dokundum durdum defalarca, kahkahaları yükseliyordu. Ne güzelmiş dedim çocuk olmak, ayrıca kucaklamak. Kucakladım durdum herkese, boyadım gökyüzünü ki direkler. Ne güzelmiş dedim çocuk olmak, sihirli değneğime güzellikler yaratmak. Karışır renginde, özgürlüğün sesinde, yürek kuşum hiç büyümesin. Şiirimin adı İzciyim. Çadır omzunda izci gider ormana. Parolası iyiliktir, doğayı insanı sevmektir. Yardımseverdir izci, çalışır yurdu için durmadan. Paylaşmayı sever izci, çalışır insanlık için bıkmadan. Çadır omzunda izci gider ormana. Parolası iyiliktir, ülkesine hizmet etmektir. Adım Belin, soyadım Boyacı, 4. sınıfım. Şiirimin adı Çocuklar Büyüyecek. Çocuklar büyüyecek, Kıbrıs telli duvaklı, Yasemin kokulu olacak yüreklerinde. Çocuklar büyüyecek, gözlerinde akmak, kuşlar uçacak beş parmaklardan. Çocuklar büyüyecek, kim engelleyebilir büyüyen ara adımlarını? Sığmayacaklar Akdeniz'e. Olsan olsam, ne olsam, tut ki anne ben bahar olsam, umutları, heyecanları getirsem rengarenk ülkeme. Tut ki anne ben sevgi olsam, dolsam büyüklerin yüreklerine. O zaman biter savaşlar, biter nefretler, sona erer kavgalar. Tut ki anne ben ağaç olsam, her 23 Nisan'da meyvelerimi kimsesiz çocuklara sunsam. Tut ki anne ben bulut olsam, dört mevsim barışı taşısam yurduma, hep kalsam orada. Tut ki anne ben mavi bir gökyüzü olsam, dünyaya barış yağdırsam. Ne isteriz bundan başka? Ödevlerim. Salıncak kurdu babası, bahçedeki ağaca, ağaç gülümsedi, çocuk çok sevindi. O kadar çok tükü ödevleri, sallanacak zaman bulamadı çocuk, çok yazdı. Şiirimin adı, kulak verin sesimize. Hey büyükler, kulak verin bize. Oyuncaklarım ağlamasın sepette, kitaplarım tozlanmasın raflarda, kalemlerim çürümesin cüzdanımda. Gücenmesin öğretmenlerim bana, kaçmıyorum sorumluluklarımdan. Kaldırabileceğim kadar olsun ödevlerim, dağıtabileceğim kadar çok olsun sevinçlerim. Azla çoğun dengesi ben. Hey büyükler, kulak verin sesimize.
çiçektir yaseminleniriz. Küçücük bir tohum düşer Akdeniz'e. Yol alır yüreklerde, Mahusa şehrinde. Sevgiyle, emekle, sabırla, hoşgörüyle büyütülür. Yaseminlendikçe umutlar, üç kuşak kenetlenir. Sesimiz sesiniz olur, rengimiz ak mı ak. Hayaller gerçek olur, üç kuşak yaseminlenir. Düşünceler hayat bulur. Mektuplar yazılır, yasemin kokusu tadında. Resimler çizilir, ebem kuşağı şiir okumakta. Üç kuşak yaseminlenir, renkler, çiçekler ülkem. Cümbüş cümbüşe barışta. Çocuk ve oyun. Oyun olmadan büyüyemem, bulutlara ulaşmam gerek. Oyunsuz olamam ki ben. Çocuk demek, oyun demek. İp atlar, uçurtma uçururum. Kuşlarla yarışa bayılırım. Beş taş rengini oynar, topa çevirdim. Bak, çağırmasa annem, eve gitmeyi unuturum. Bakmayın oyunlara daldığıma. Yaparım zamanında ödevlerimi. Üzer miyim annemi, babamı, öğretmenlerimi? Yaparım zamanında her işimi. Zeytin ağacının feryatlı, yalnızlaştım, eksildim, beton binalara yenildim. Koparıldım toprak anadan, çok zarar gördüm insanoğlundan. Sürüklendi toprak ana erozyonlarla, verimsizleşti en sonunda. Yağmur bulutlarda terk etti yurdumu, ürünüm sırf bu yüzden kurudu. Duymadınız feryatlarımı, çok geç olmadan durdurun, yıkın planlarınızı. Mutluluk oyunu, satılır mı pazarda mutluluk dedikleri, yenir mi meyveler gibi, içilir mi süt gibi, tatlı mı çikolatam gibi, sıcak mı annemin koynu gibi, güvenli bir yer mi, babamın omzu gibi, bulunur mu her yerde, saklanır mı evimizde, büyür mü sularsak bizimle, neye benzer mutluluk söylesenize. Özür dilerim küçücük dalgalardan, fırtınaların oluşmasını önleyemediğim için. Özür dilerim gece dönenlerden, kına çiçeklerinden, yeşili tüketenleri, dağları delenleri engelleyemediğim için. Özür dilerim şiirlerden sevdaları tüketenleri, her şeye rağmen affettiğim için. Özür dilerim öğrencilerim hepinizden, dünyayı savaşsız resmedip barış dolu şiirler yazamadığım için. Sen yardımcı ol istersen. Sen tut ya da kitabı sen tut. Su gibi barış ol. Sen suya dokunan çocuk, su gibi hep saf ol. Güneşi al yüreğine koy. Isıt yurdunu, özgürlük ol. Akdeniz'den Ege'ye, al masmavi sularına. Dokun barışa, su gibi barış ol. Dünyaya, insanlığa. Seni büyütürken çocuğum, çocuk olmayı öğrendim. Hani çocuk olamadık biz? Savaşın soğuk yüzü büyüttü bir anda. Bir yanım çocuk kaldı. Büyütmemek için içimdeki çocuğu yeniden doğurdum kendimi. Seni büyütürken. Seni büyütürken çocuğum, dünyanın harika bir yer olduğunu öğrendim. Dondurmayı yalayarak yemeği seninle keşfettim. Unutulmuş bir şarkıydı mutluluk oyunu. Sevgileri büyütmeyi seni büyütürken öğrendim. En güzel şarkıları sana söyledim. Bütün anlamlı sözleri senden dinledim. Ellerim ellerine kenetlendiğinde yüreğimde tor top bir heyecan. Doğurdum ben yaşamı seni büyütürken. Bu güzel etkinlikte bize katkı koyan Şirin Öğretmen'e çok teşekkür ederiz. Önce Demre çiçeğini Şirin Öğretmen'e versin. Okulumuza geldiğiniz için sizlere okulumuz adına çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyorum. Batu sen de. Sen de Batu. Teşekkür ederiz okulumuza geldiğiniz için. Ben şiir okuttuğunuz için. Teşekkür ediyorum ben de. Çok mersi Batu. Bir öpüşelim. Sen sağıma gel, sen de soluma gel.
Şiirlerle Büyüsün Çocuklar ekibi olarak bu hafta Levent İlkokulu'ndaydız. Sevgiyle kalın, aşkla kalın. Akdeniz'de bir gemi olsam, uzak yerlere açılsam, bil ki senden ayrılamam, sana doğrudur kıpkısı nokak. Akdeniz'de bir kuş olsam, kanatlarımda dostluk müjdelerini taşısam, uçsam, uçsam. Çocuklar.